bakarız. Yani ölü olduğu halde hayat verdiğimiz kimse gibi var ya o kişi. Yani وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا ve ona bir nur kıldık Allah diyor. يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ İnsanlar arasında böyle nur ve nurdan kasıt ilimdir. Bazı alimlere göre. İlimdir. Tevhiddir. İmandır. Şimdi burada اَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ Abla diyorlar ki İmanı olmayan tek kelimeyle bir ölüdür. Kafirler bir ölüdür. Neyle ihya oluyorlar? İslam'da. Tevhidle. Hazreti Ömer müşrik olduğu zaman ölüydü. Ne zaman ki İslam'a girdi, dirildi. Ve burada secde etmeyen, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelen bir ölüdür. İslam'ı yaşamayan bir ölüdür. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا O var ya, o diriltmiş olduğumuz, o iman verdiğimiz kimseye bir nur, Kur'an verdik, tevhid verdik, ışık verdik, iman verdik Allah diyor. يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ İnsanlar arasına yürür ve bunu anlatır. Tevhidi yarar. Yayar. Kulü la ilahe illallah der. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tevhidi yaydığı gibi. Kemen metenehu fiz zulümat. Böyle karanlık yaşantısı gibi öyle bu bir olur mu diyor Allah. İslam'ı yaşamayan karanlıkta yaşayandır. İslam dine tabi olmayan kimseler karanlıktır. İslam aydınlık, küfür karanlıktır. Geçenlerde bir kişi, Sübhanallah. 5 çocuğunu kurşuna dizdi böyle tak tak tak. Ondan sonra şakağına koydu tak öldü gitti. Haber de çıktı. Bu adam karanlıkta yaşıyordu. Eğer İslam'da tanışmış olsaydı böyle yapar mıydı? Ya. Kemen metelehu fi zulümat. Yani o bu kişi karanlıkta yaşayan kimse gibidir diyor. Leyse bi haricim minha. Bu kesinlikle oradan çıkmayacak. Nereden? Cehennemden. Ve işte bu ayetler alime diyorlar ki Hazreti Ömer ile Ebu Cehil hakkında inmiştir. Yani Ebu Cehil ile Hazreti Ömer bir olur mu? Değil mi? O leyse bi haricim minha Ebu Cehil ve avameleri kesinlikle o ateşten çıkamayacaklar Allah diyor. كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِر۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kafirler yaptıklarından ötürü, hakikati anlayıp iman etmediklerinden ötürü, Allah onları cezalandıracak ve Allah bu amellerini, putlarını, küfürlerini süslü kıldı Allah diyor. كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِر۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıklarından ötürü süslü kıldı Allah amellerini. Çünkü hakikati anlayıp iman etmiyorlardı. Kabul etmiyorlardı. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءُهُمْ Kur'an'ın hak olduğunu, Resul'ün hak bir peygamber olduğunu evlatlarını nasıl bildikleri gibi biliyorlardı. Ama buna rağmen kabul etmiyorlardı. Evet. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرٍ Subhanallah. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَّابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Andolsun diyor ki biz birçok zaman fasıkları liderler yaptık Allah diyor. لِيَمْكُرُوا ف۪يهَا Tuzak kursunlar için.